Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları bölümünden mezun oldu. Bilgi Üniversitesi Kültürel İlişkiler bölümünde master'ını tamamladı. Şu anda da Amsterdam Üniversitesi School for Cultural Analysis programında doktor öğrencisi olarak çalışıyor, bulunuyor. Konuşmasının başlığı medeniyetler arasında bir kavram, Stra. Merhabalar. Ben Safiye Eroğlu. Bu sempozyumun ilanı sayesinde öğrendim ve çok tesadüfi bir şekilde oldu. Kafama nereden geldiyse yaz sonu birdenbire tesip öğrenmek isteği geldi. Ve ben neden bunu hiç daha önceden düşünmedim. Hani bu kadar altın renkli, işte süsleme, ondan sonra çiçekler falan böyle estetik bir şey diye düşünürken kalktım, internette araştırmaya başladım. Yapabilir miyim, yapamaz mıyım, bir kurslarına bakayım derken bu araştırma beni Kubbealtı Vakfı sayfasına götürdü ve orada birdenbire Safiye Eroğlu sempozyumu, işte bilinmeyen bir yazar, Sufi, fakat işte tarihin gizli sayfalar arasında kalmış biri gibi bir şahsiyetin sempozyumu ilanını gördüm ve bu benim merakımı tesipten daha fazla cezbetti ve hemen gittim işte ilk kitabını aldım, Kadıköy'ün romanı. Kadıköy'ün romanında bu kadar aşkla ilgili olması, benim kendi tez konumla da çok alakalı olduğu için beni kendisine bağladı ve hemen bir çabucak kalan süre içerisinde bir öneri yolladım bu sempozyuma ama bu şekilde dahil oldum. O yüzden hem size Fatih Altun Şehir Üniversitesi'ne ve Kubbealtı Vakfı'na böyle birisini bana benim karşılaştırdığı için de teşekkür ediyorum. Şöyle başlayacağım. Ben Safiye Eroğlu'nun Kadıköy Romanı adlı kitabında 1930'ların yaz geceleriyle başlayan bir tema var. Oldukça eğlenceli, keyifli, gezmeli, tozmalı. Kadıköy'ün sahillerinde şarkılar terennim edilerek, korularında leyla kokularının arasında dolaşılan, vapuru adeta bir komşu salonu olan Kadıköy'de efsunlu bir İstanbul'dan bahseder. Ve bu efsunlu İstanbul'un en muhtena semtleri olan Kadıköy'de yaşanan aşkların hikayesi bahis edilir. Konu olarak çok fazla bir şey yok aslında. Aşklar birbiri ardına sıralanır bu arkadaşlar arasında. Güzel, zengin ve eğlence meraklısı gençlerden Mükerrem Nesrin'i, Nesrin Necdet'i, Necdet'le Orhan Bedriye'yi, Bedriye ise Burhan'ı sever. Eğlenceyle, muhabbetle, tenis oyunlarıyla birlikte geçirilen bir yazdan sonra karakterlerin birbirlerine duydukları aşklar aşikar olur, aralarındaki arkadaşlık bağı ise fırtınalı kışın gelişiyle birer birer kopar. Kitabın ana karakterleri denilebilecek olan Necdet ile Bedriye, hatta daha çok onların aşklarının derinliğidir. Ancak Necdet Bedriye'yi sever, Bedriye ise Burhan'ı. Diğer arkadaşlara ilaveten Bedriye'nin eski görümcesi, anne bellediği Mirvan Hanım'ın geçmişte yaşadığı tutkulu aşkı da anlatılır. Karakterlerin hiçbiri gerçek anlamda aşkına kavuşamaz. Mükerrem Nesrin'e kavuşacakken Nesrin genç bir yaşında trafik kazasında ölür. Necdet Bedriye'ye tam yakınlaşacakken Bedriye Burhan'ı görünce bu yakışıklı gence vurulur. Nihayetinde Bedriye ile Burhan evlenir fakat kalbini hiç kimselere açamayan bir başka kadın tarafından kötü bırakılmış bir Burhan vardır karşıda. Dolayısıyla bu evlilik de aslında Bedriye'nin aşkına karşılık veren bir evlilik olmaz. Tam tersine aralarında bir ruhi duvar mevcut olur. Dolayısıyla boşanırlar sonunda da. Safiye Eroğlu'nun neredeyse tüm karakterleri aşkın ıstırabını çekmektedir. Konu başlığında bu oldu zaten. Isırap başlı başına bu romanda edebi ve felsefi bir motiftir. Neden bu ıstırap ve nedir bu ıstırap? Neden yazar özellikle buna vurgu yapmış? Basit sevdaların vereceği mutluluğu yüceltmek yerine derin, girift duygular dünyasının içinde insanı boğan ıstırabın üzerinde sürekli durmuş, karakterlerini alelade acı çeken insanlar olarak konumlamak yerine ıstırap üzerine felsefi olarak düşünmeye itmiş ve konuşturmuştur. İlk aklıma gelen bu oldu benim. Kadıköy'ün romanı karakterlerin birbirlerine duydukları aşkı kullanarak ıstıraba varır. Istırap ise insanı gerçekten sevmenin aracı kılar. Istırap çeken, sevgilisine kavuşamayan kişi aşkın binbir anlamından geçmekte, tasavvufi bir yolculuğa çıkmaktadır adeta. Gerçekten de Safiye Eroğlu, dünyevi aşk ile ilahi aşk arasındaki ince çizgiyi çizmek için sanki karakterlerine bu denli ıstırap çektirmiş gibidir.
Sevdikleri tarafından sevilme arzusunda olan, aşklarını karşılıklı kılarak yaşamak isteyen tüm bu karakterler, hayatta tek gerçeğin eksiklik olduğunu, hakikatin sürekli bir arzuyu doyurmamanın idraki olduğunu keşfederler. Aşk sebebiyle çekilen ıstırap, Safiye Erol için edebi olduğu kadar felsefi, bir o kadar da kültürel şizofreniyi anlatabileceği bir motif haline gelir. Edebidir çünkü ıstırap etrafında şekillenen aşklar zincirinin hikayesidir anlattı. Felsefi bir motiftir çünkü ıstırap ile karakterler hayat üzerine derin düşüncelere dalıp anlam arayışına çıkıp yaşayışlarını sorgularlar. Kültüreldir çünkü Osmanlı'dan Türkiye'ye miras kalan kültürde ıstırap tasavvufi bir motiftir. Bu anlamda ıstırap geçmişle şimdi olduğu kadar batı ile doğuyu, gelenek ile moderni birbirinden ayırır. Bu üç katmanlı motif ile Safiye Erol, Türk yüksek sosyetesinin geçmişten kopmuş modern batılı hayatlarını sarsılmaz bir şekilde derinden en hakiki halinde doğulu olduğunu, Necdet'te olduğu gibi en zora düştüğü zamanda sufi hayatın geçiciliği fikriyle boğuşurken ağzından gayri ihtiyari Allah zikrinin döküleceğini ifade etmiştir. Ve tüm bunlar caz bantlarla çevriliyken, Burhan'ın burun kıvırdığı aşkın acılarına nameler dizen Alaturka musikinin en kendilerinden geçtikleri, en sarhoş anlarında tekrar tekrar dinlenmesi, beraber paylaşılan bir hüznün içinde söylenmesi sırasında olmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu'nun modernleşmesi de esasen edebi ve felsefi olmamış mıdır? Edebiyat biçimi değişmiş, Ahmet Hamdi'nin deyişiyle zevk iklimi farklılaşmış, Nazım'ın yeni romanlar, geçmişteki tasavvufi aşkların yerinde dünyevi aşklar almış, aşıkların sözcük ve düşünce dağarcığından aşk ile kemale ermek, aşkın hakikatinde eriyerek Allah'a varmak kavramları birer birer çıkmış, nihayetinde edebiyatta da modernleşmenin gereği olarak sekülerleşme yaşanmış. Eski edebiyatın başat motifi olan aşk, dünyevileşmiş, roman içinde sınırları belirlenmiş. Tasavvuf felsefesi geçmişin sayfalarını hızla gömülürken, edebiyatta olduğu kadar gündelik hayatın içinde de aşkın modernleşmesi gerçekleşmekteydi. Zaten başka türlüsü de beklenemezdi. Tasavvufun gündelik hayattan yok oluşuyla aşk dünyevileşmeli, ilahi aşka giden yol olmaktan çıkmalıydı. Ancak Safiye Erol gibi az sayıda yazarda, belki de sadece kadın yazarlarda görülebilecek bir hassasiyetle bu patolojik illete eğilme hat safhadaydı. Kadıköy'ün romanında yazar karakterlerin ağzından aşkı patolojik bir illet olarak tanımlama eğilimindedir. Aşkı eskiler gibi yaşamaya karşı çıkanlar rasyonaliteyi savunurlar. Her ne kadar bu söylemlerle aşk bertaraf edilmeye çalışılsa da en beklenmedik Mükerrem ve Burhan gibi karakterlerde bile aşkın yakıcı etkisinin sonuçları görülür. Zengin ve mantıklı tüccar, Mükerrem'in tüm yakışıklılığına karşı soğuk duran Burhan'la konuşmasını şöyle anlatır Safiye Erol. Fakat her nedense aşk kelimesi ağzından çıkmıyordu. Mükerrem bütün gençler gibi aşk kelimesinden utanıyordu. Bu tabiri kullanmamak için türlü ıstılahlar arasında çırpındı. Sevmek, hoşlanmak, haz etmek, yakın olmak, cana yakın bulmak, sempati, alaka, rabıta. Hatta bir aralık durdu, seksapel dedi. Beğenmedi, amor dedi. Bu utanç içindeki batılılaşmış Türk yüksek sosyetesi, bir yandan şarkın ağlamaklı namelerinden kaçmaya çalışırken, diğer yandan aşkın artık patolojik olarak tanımlanan bu hali yakalarını bırakmaz. Bunu yapan aşktır, fakat kavram kendisine açıklama ihtiyacı duyar. Batının patolojik bir illet, hastalık olarak adlandırdığı şey esasında bir duygu derinliği. Kişinin sevme kabiliyetinin, karakterinin yüksekliğinden kaynaklanır. Necdet Bedriye'ye duyduğu karşılıksız aşk için şöyle der. Bir o var, bir de ben varım. Bir de ikimizden ayrı müstakil bir şahsiyet, bir kuvvet var, sevmek. Sevmenin onunla ve benimle alakası yoktur. Dedim ya, ayrı bir varlık. Benim üstüme çöktü, nasibimmiş. Buna kimse karışamaz. Bana bu kumanda yüksek bir makamdan geldi. Dünyada tabiat kanunları olduğu gibi aşk kanunları da vardır.
ve bunlar tabiat kanunlarından daha korkunçtur. Çünkü onları akılla tahlil edip mücadele açıyoruz. Yani tabiat kanunlarına, oysa aşka karşı akılla mücadele açamıyoruz. Kitapta sürekli olarak aşkın akıl dışı olan bu aşkın, yani transandantal hali ile Batı'nın etkisiyle patolojik olarak bilimsel bir sınıflandırmaya tabi tutma arasında çatışan bir aşk anlatımı söz konusudur. Bu iki tanım sadece aşkın nasıl farklı yaşandığı değil, aynı zamanda kültürel ve felsefi temellerdeki bir farklılığı ifade eder. İlkinde rasyonel olmadığı, kalbi olduğu için kutlanan aşk, ikincisinde rasyonel yani akli olmadığı için yenilir, patolojikleşir. Aşka dair bu ikircikli duruş, Batı'nın rasyonelite temelli aydınlanma felsefesiyle aşk merkezli tasavvuf felsefesi arasında bir mücadeledir sanki. Dolayısıyla da Nietzsche'nin ahlakın soykütüğünde yaptığı gibi kavramların her zaman aynı anlama sahip olmadığını, gerçekliği yapan kavramlar değil, onların altında yatan, zaman içinde değişkenlik gösteren anlamları olduğu argümanını da çağrıştırmaktadır. Ben tabii buradan Safiye Erol'un Almanya'da tekrar daha önceden bahsedildiği şekilde felsefe eğitimi almasına geçiyorum. Çünkü Nietzsche bağlantısını da oradan kurabiliyorum. Onu muhakkak okumuştur diye tahmin ediyorum. Safiye Erol o uzun süre Almanya'da bulunduğu sırada çok önemli şeyleri kaçırmış aslında. Osmanlı'nın yıkılışını, fiili çöküşünü, Kurtuluş Savaşı'nı, Cumhuriyet rejiminin ilanını, bütün bunları yaşamamış. Fakat bunun yerine Weimar Cumhuriyeti'nin kuruluşunu yaşamış ve Almanya'nın felsefi olarak çok bereketli bir üniversitesinde, merkezinde felsefe eğitimi almış. Dolayısıyla Batı rasyonelitesiyle Doğu'nun aşkınlığından söz açtığında her iki dünyayı da yaşamış, ikisini de görmüş biri olarak konuşmaktadır. Bu nedenle olsa gerek döneminin çoğu yazarı gibi Batılı tiplerin kötücül ve Batı maddiyatına kapılmış tipler, yani Şerif Mardin'in kullandığı şekliyle zübbeler olarak çizmez. Onun Batılı eğitimden geçmiş, Batı tarzı hayatlar yaşayan karakterleri, Alaturka şarkıların, şiirlerin etkisiyle başka bir namenin duygu dünyalarında yankılanışını utanç hissetmeden dinleyebilmek sorunsalıyla baş etmek durumundadırlar. Dolayısıyla yeni cumhuriyetin üst sınıfını oluşturan gençler hem aşktan dolayı acı çekiyorlar, hem de bunu patolojikleştiren Batı'nın rasyonel aklı karşısında suçlulukla bir kat daha acı çekiyordur. Necdet kendini modern bir genç saymaz çünkü kendisinde aşka temayül eden bir taraf çok kuvvetlidir. Ben galiba hiç de asri bir genç değilim der. Nefsinde bazı belki tevarüs yoluyla edinilmiş bir şarkı mizacı görüyorum. Gönül meselesinin dallı budaklı duyguların ayıp ve gülünç sayıldığı bu devirde gençler aşk kelimesini geçen lügatlar arasından attılar diye anlatıyor Necdet. Yerine ayıp olmayan hem de zamanın modasına uygun gelen güzellik mefhumunu koydular. Gençler maddi bir asrın maddi ve dayanıklı çocukları olmaya çalışıyorlar. Öyle ruhi ihtiyaçları vardır ki kendi kendilerine karşı bile itiraf etmeden alayla öldürüp geçmek isterler. Necdet bu konuşmayı yaptığı gazete patronu Fahri Bey'e arkadaşlarının duysalar kendisiyle alay edeceği bir sır daha verir. Kendisi kısmen onlar gibi değildi çünkü o aşk ihtiyacını şuurlu surette duyan babayani bir gençtir. Burhan'ın ise bu tür saçmalıklara pabuç bırakacak hali yoktur. Garp terbiyesi görmüş gençlerin ırsi bir temayülü olarak nitelendirdiği bu ebedi illete düşenleri eleştirir. Asri terbiye görüyorsunuz. Tahsilinizde hayat bilgilerine, müspet ilimlere fazla ehemmiyet veriliyor. Sizi maddi hayat adamı olarak yetiştiriyorlar. Öyle ama olduğu halde gene mehtapta oturup dizlerine kapansam, kana kana ağlasam diye Alaturka şarkılar söylüyorsunuz diye alay eder. Safiye Erol'un bu sayede yani aşkın ve modernin çektirdiği ıstırap ile hem modern durumun bir eleştirisini yaptığını hem de Batı felsefesiyle tasavvuf felsefesini yüzleştirerek bir kimlik arayışına sergilediğini düşünüyorum. Ayrıca bu eleştiri ve yüzleşme tamamen kimliğin mahrem bir alanından ilerlemesinden ve bunun sekülerlikle olan ilişkisinden dolayı önemli olduğu fikrindeyim.
Bu ilişkiler alanı gösterebilmek için de Nietzsche'nin aydınlanma ideolojisinin seküler değil, Hristiyan ahlakıyla şekillenmesi argümanı üzerinden ilerleyeceğim. Şöyle diyebilirsiniz tabii, biri Sufi, diğeri Tanrı tanımaz bir felsefeci arasında karmansal ve eleştirel olarak nasıl benzerlikler olabilir? Şöyle, bu yazıda öncelikle şunu söyleyeyim, burada yaptığım şey Nietzsche ve Safiye Erol üzerinden yaptığım bu bir Hristiyanlık ve İslamiyet karşılaştırması var. Bu kesinlikle teolojik bir argüman değil. Batı'da Feuerbach'la başlayan Nietzsche'nin geliştirdiği Hristiyanlık eleştirisinin bir bakıma Safiye Erol tarafından nasıl Türkiye toplumu içinden geçirilerek yansıtılması diyebiliriz buna. Her ne kadar Hristiyan teolojisinde de acı çekmek, özellikle İsa'nın çarmıha gerilmesi en önemli tema olsa da iki dinin ıstırap kavramına yüklediği farklı anlamları Safiye Erol şu bölümde çok çarpıcı bir şekilde benim modern kafamı da karıştırarak dile getiriyor. Bedri'nin merhum eşinin ablası, görmüş geçirmiş yaşlı Mikriban Hanım, kendi gizli geçmişe gömdüğü tutuklu fakat kırık aşk hikayesini anlatırken kendi nefsine önem verdiğini, bu yüzden de sevdiği adamın karısından boşanmasını istemesini aşkının büyüklüğü olarak anlatır. Bir bencilliktir bahsettiği ve şöyle ifade eder. Bir insan evvela kendi saadetini düşünmelidir. En büyük şefkati, en ince itinayı evvela kendi nefsine borçludur. Ve muhakkak ya kendini ya diğerini feda etmek zaruretinde kaldıysa diğerini feda etmelidir der. Bencilce gözüken bu arzının neden önemli ve daha fazla cesaret istediğini, aşkın gerçekliğinin bu cesareti gösterebilmek olduğunu Hristiyanlık karşılaştırmasıyla anlatır. Ancak bunun her yerde söyleyebileceği bir kanaat olmadığını da ekler. Bugün bile şöyle anlatıyor Mihriban Hanım, bugün bile söylesem halkın lanetini ve taşını üstüne davet edeceğinden eminim. Hristiyanlığın kendinden geç diyen o pısırık felsefesi, tehlikeli mikrobunu maalesef bütün beşeriyete aşılamıştır. Beşeriyet bu felsefeyi tatbik eder mi? Hayır. Fakat bir insanın nefsini kullanmasında hoş görmez. Avaz avaz bağırtır. Fedakarlık, diğer perestlik çağırır. Burada Safiye Erol, düpedüz Hristiyan ahlakını yermektedir. Ya da gerçekten bencillik diye adlandıracağımız bir tutumu savunmaktadır. Eleştirdiği sadece Hristiyanlığın pısırık olması, hayatın içine girme cesaretsizliği değil, niçevari bir şekilde Hristiyan ahlakının iki yüzlülüğüne yapılan bir saldırı, hatta bir hor görmedir. Çünkü bu alıntıda medeniyet savunduğu fedakarlığı tatbik etmeyen bir sahtekardır. Bu şekilde Hristiyan ahlakı ve dolayısıyla onun savunduğu dünyanın yücelttiği Batı medeniyeti hakikati engelleyen, insanın tüm potansiyelini gerçekleştirmesine mani olan bir sistemdir. Nietzsche Ecce Homo'da Tan Kızıllığı adlı kitabı üzerine yazdığı bölümde Hristiyanlığın çıkar gözetmemeyi savunan ahlakının esasında bedeni yozlaşmaya götüren bir yol olduğunu savunur. Şöyle der Nietzsche, kendimizi korumaktan bedenin yani yaşam gücünü artırma düşüncesinden bizi alıkoymak kansızlığı bir ideal. Bedeni hor görmeyi ruhun kurtuluşu saymak bunlar dekadansa götüren yol değildir de nedir? Dengeyi yitirmek, doğal güdülere direnç, kısaca çıkar gözetmiş. Ahlak buydu şimdiye dek. Oysa Nietzsche buna karşı savaşır. Nietzsche'ye göre böylesi bir köle ahlakının suçluluk ve görev hissi öncelikle esaret altındaki Yahudi rahipler tarafından başlatılır. Hristiyanlığı ise suçluluk hissinin ahlakileşmesi olarak geçer. Ancak orada da kalmaz. Hristiyan değerlere savaş açtığını iddia eden akılcı aydınlanma ideolojisi de sekülerlik adı altında aynı ahlak anlayışına devam ettirir. Hatta modern ahlaka, hayvan sürüsü ahlakı adını verilince. Safiye Erol'un belirttiği gibi kendinden geç diyen Hristiyan düsturu artık böylesine sürüleşen bir ahlak anlayışı içerisinde eleştirilemez olmuş. Dahası modernleşmeyle birlikte Hristiyanlığın ötesine yayılmıştır. Dolayısıyla hakikate ket vurulmuş, Yunanlılardaki kendini bildiğişi, kendini yok sayışa varmıştır. Ancak bir farkla, Nietzsche aşkınlığı eleştirirken Safiye Erol aşkınlığı yücelttir. Birisinde Tanrı yoktur, diğerinde Allah vardır. Fakat Nietzsche'nin bahsettiği Hristiyanlıktaki Tanrı anlayışıdır. Feuerbach'ın izinden giderek insanın kendi değerlerini aşkın bir Tanrı'ya ve aşkın bir alana yansıttığını, bu yolla da kendi değerini inkar ettiğini belirtir.
Dünyayı hor görmeye, bedeni hor görmeye dayalı bir din anlayışında Nietzsche'ye göre Tanrı aşkınlaştırılırken insan küçültülür. Hristiyanlık eleştirisinin merkezine gerçek dünya ile aşkın olan öteki dünyanın yerleştirilmesini koyar. Çünkü öteki dünya yoktur, dolayısıyla o Tanrı da yoktur. Görünür gerçek dünya ile hakiki dünya antitezini dünya ve hiçlik antitezine dönüştürür Nietzsche. Var ve yok ikili zıtlığı üzerinden şekillendiğini söyler Hristiyanlığın ve o yüzden de aşağılar. Çünkü bu yüzden insan nihilizme sürüklenmiştir. Hristiyanlığın nihilizmin hem sebebi hem sonucu olması ona göre bu yüzdendir. Ve bu nihilizm de bugünün hınç dolu dünyasını yaratır. Ne eskinin efendi ahlakına sahip barbarları gibi korkutucu ne de hayranlık uyandırıcıdır. Sadece ortalamadır. Batı kültürü bütün hakikati Tanrı'nın aşkın anlamında aradığı için bu Tanrı'nın ölümü, bu kültür için bütün hakikatin kaybedilmesi anlamına gelir. Safiye Erol'da ise insan ıstırap vasıtasıyla hayatta mutlak mutluluğun olmadığını, bunu sadece aşkın bir varlıkta bulabileceğini anlatır. Kadıköy'ün romanında da Mihriban Hanım, Necdet, Bedriye bunu farklı şekillerde ifade ederler. Şöyle der Necdet, bu aşk patolojik bir hastalık mı? Alelade bir hevesi ben zihnimde büyütüyor muyum? Burada Necdet, endişeli, modernin endişeli dünyasındadır. Her tür normun dışına çıkış, aşırılık olarak kategorize edilmiş, aşk bile bu dünya görüşüne göre hastalık adını almıştır. Daha sonra Foucault'un da bu analizleri yapacağı gibi. Bu ev hava hisseden, kendini sorgulayan Necdet modern bir bireydir. Ancak gönlü kendisine asri medeniyetin sunduğu terbiyenin dışında bir şeye ima etmektedir. Şöyle der, size iştiyaktan ölmek derecesine gelmişken el uzatamadım. Ben sizin karşınızda cezbeye tutuldum, felce uğradım, öldüm. Evet, ben öldüm. Öldüm hiç şüphesiz. Ölmeden ölmek, tasavvufun temel düstüğü. Bedriye bunun üzerine düşünür, ölmek der. Şimdiye kadar yaşamış olan benliği gönül rızasıyla gömmek, fakat tekrar dirilmek ve yeni kuvvetler yaratarak hangi menbaadan taze bir hayata başlamak lazımdı ve anladı ki bu noktada zayıf bulunur. İmtihanı veremezse kendisi için yaşamak bitmişti. Zira nefsine karşı hürmeti kalmayacaktı. Ve ortada dönen mesele, sufi bir Müslüman için cenneti kazanmak veya cehenneme mahkum olmak neyse aynı o ehemmiyette bir mevzudur, biricik mevzudur. Kendi vicdanına karşı sağlam veya çürük çıkmak bir anlıdır. Nihayetinde Burhan'a duyduğu aşkına sahiden karşılık bulamayan Bedriye, Viyana'ya eğitim almaya giderken, Necdet ona hediye ettiği kitabın içine Kur'an'dan bir ayeti, tam da bunu yazar. Hür olmak isterseniz, evvela ölünüz. Daha sonra Mihriban Hanım kuvvetten bahseder, ilahi bir prensip olarak kuvvetten bahseder. Kendi kuvvetini keşfeden insanın ıstıraptan bu kuvvet sayesinde çıkabileceğini söyler. Bu da Nietzsche'nin güç istenci bahsiyle çok çok yakından alakalı şekilde ilerler. Nietzsche insanların her durumda güç istenci için dünyada var olduğunu söylerken bundan bunu bir çıkış yolu olarak görmez ama Safiye Erol'da bu güç sahibi olmak sadece o ıstırap üzerinden, ıstırap yoluyla geçirebilen bir yol olur ve insanı eğer güçlüyse ve kendine inanıyorsa sonunda kendi benliğine inanarak sonunda kendini gerçekleştirmesine yönlendirebileceğini iddia eder ya da gösterir yazılarında. Şimdi benim bunu toparlamam gerekiyor. Pek vaktim kalmadı. Safiye Erol bu ıstırapla aslında Hristiyanlığın acı çekme motifine ara ara bu kitapta hep gönderme yapar. Gerekirse metaforlara, gerekirse gerçek karakterlerin konuşmalarıyla. Dolayısıyla burada benim gördüğüm şey, okuduğum haliyle kendi o dönemde yaşayan insanların bir kimlik arayışı, çünkü iki kültürün arasında kalan, halen de olan bir kültürüz biz. Bunun arasında bu medeniyetlerin felsefi anlayışlarını nasıl birbiriyle karşılaştırabileceği ve bunu yaparken de dinin
her ne kadar gericilik, işte üzerinden gelinilmiş bir konu olarak düşünülse de modernlikte de ya da bizim Cumhuriyetimizin ilkelerinde de bunların asla geçmediğini, bunların geçerli etkileri olduğunu iddia eder diye düşünüyorum. Dolayısıyla ıstırap kavramı da bu iki dinin modernleşmeyle karşılaşması ve bunun da bir batı dışı bir modernleşmeye aksini bu kitapta ıstırap ile gösterdiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Şimdiki konuşmacımız Duygu Dinçer. Kendisi Marmara Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünde doktora yapıyor. Aynı zamanda burada çalışıyor. Bir yandan da İstanbul Üniversitesi'nde kadın çalışmaları alanında lisansüstü eğitimini sürdürüyor. Konuşmasının başlığı Ülker Fıtrası'nda aşkın ve benliğin değişen yüzleri psikososyal bir inceleme. Evet, teşekkür ederim. Şimdi başlangıçtan beri tarihten bugünümüze geldik. Ben şimdi sizi 90'lara, 2000'lere, 2010'lara hatta bugüne getiriyorum. Bugün Ülker Fıtrası üstünden inceleyeceğim psikolojik yaklaşım yeni bir model. Ama aslında Safiye Erol'un romanı, muhtemelen bütün romanları da diyelim, temel çatılardan birini beşeri aşk üstünden oluşturan bir model. Bu benim gözlemim. Katılacak mısınız, katılmayacak mısınız, nasıl bakacaksınız bilmiyorum ama bu oturumun sonunda en azından ben de bunu teyit etmiş olurum sizinle, sizlerle birlikte. Şimdi Ülker Fırtınası aslında 3 aşk var orada. Belki 4 aşk var diyebiliriz ama ben 2 aşk üstünden, 2 aşk, aşk ve ilişki sağlığı üstünden ilerleyeceğim. Biri Nurdan, Sermek, Müzeyyen, bunlar ana örgü olmuşlar. İkincisi de Numan ve Eglantin üstünden gidecek. Şimdi ben görselleştirerek anlatmayı çok önemsiyorum çünkü biraz daha oturuyor benim istediklerim. Şimdi aşklar temelde beşeri başlıyor. Baktığınız zaman Nurhan'ın aşk ilişkisinde, Nurhan'ın Sermek'le yaşadığı ilişkide beşeri aşk başlıyor. Evet, muhteşem, tavan düzeyde, en tepe düzeyde o aşkı doğruna kadar yaşıyor. Ardından Saadet neyle birlikte? Sermet'in evli olduğunu, çocuk sahibi olduğunu öğrenmekle birlikte bir sarsıntıya girmeye başlıyor. Ve ızdırap duygusu çok üstünde duruldu. Artık orada bir değişim başlıyor. Ülker Fırtınası'da Safiye Erol'un çok genellemek istemiyorum çünkü her gözlem yapan farklı söyleyecektir ama Safiye Erol bir değişim romancısı bence. Ve müthiş bir değişim silsilesini ard arda görmeye başlıyoruz. Şimdi Ülker Fırtınası ve Kayfun üstünden geçecek iki metafor var ve bu metafor aslında iki aşka da çok enteresan bir sürece getirecek. Beşeri aşk yaşadığı doğruluğunda acı gerçeği öğrendi, bir fırtınaya tutuldu. Peşinden ya yeniden doğacak ya da ölecek. Kendi kavramsallaştırması bu şekilde. Ve o genç olarak, esneyen bir birey olarak yeniden doğuşu başarıyor, sancılı bir süreç sonrasında. Ama şuna varıyor. Bir, milli şuur, görev bilinci üstünden kendi kimliğini, kendi özne olarak varoluşunu inşa ediyor. İki, zaten aslında ilahi aşka varıyor. Bu çok önemli bir kavramsallaştırma benim için. Ama Numan'la Eglantin'e geldiğimiz zaman durum değişiyor. Numan ilahi aşka ulaşamıyor ve intihara gidiyor. Şimdi burada baktığımızda neden değişen, orada değişen, değişime neden olan ne? İkisi de evet, beşeri aşkla başladı. Ama Numan beşeri aşkı 55 yaşında bulan biri olarak kendisinin o aşkla birlikte yeniden doğduğunu. Yani o aşk öncesinde aslında nasıl tarif edelim? Daha rutin, daha sıradan bir hayat yaşarken o aşkla kendini bulduğunu iddia ediyor.
ve peşinden Eglantin'in onu aldattığını öğreniyor. Birçok yine ızdırap dolu bir sorgulama sonucunda müthiş bir tayfuna yakalanıyor ve ihtiyar bedeni bu sarsıntıya dayanamıyor çünkü o onun gerçek aşkıydı ve satırlarda bir yerde de dediği gibi o onun tanrısıydı, o onun taptığıydı ve taptığı kişi onu gerçek benliğinin iyice örtmesine, iyice dibe vurmasına, artık çıkışın kalmadığına yol açıyor ve götürüyor. Ama burada şu var, Numan belki kurgu içinde baktığımız zaman Safiye Erol'un aralara serpiştirdiği bazı noktalar var. Toplumsal cinsiyet üstünden bakabileceğimiz bir şey, ataerkil üstünden bakabileceğimiz bir şey. Çünkü bir yerde, birkaç yerde hatta şuna vurgu yapıyor. Numan aslında bir psikiyatriste gitmek istiyor, bir psikolojik destek almak istiyor hayatına devam etmek için. Ama o 55 yaşında evli, bir aile reisi ve bunu yapamaz. Çünkü utanır. Muayenehaneye kadar gider ama geri döner. Bunu yapmaya hakkı yoktur. Şimdi iki ayrı aşk hikayesi gördüğünüz gibi biri ilahi aşka götürüyor, biri de en ucuna intihara götürüyor. Aşk dediğimiz şey biz. Ama bu benim ve partnerimin bir araya getirdiği tek kimliklerin ötesinde bir kimlik de veriyor bize. Bir bizlik duygusu da veriyor. Ama şuna belirtmek lazım aşkla ilgili olduğu için. Aşk patoloji midir? Batıcı anlamda bakmasak bile aşkta bir obsesyon vardır. Sürekli düşünürsünüz. Obsesyonlarda sürekli düşünmeye, bunu eyleme dönüştürmeye götürür. Gerçekten aşkta obsesif belirtiler vardır. Hani bunu, ama bunu patolojiktir demek için söylemiyorum. Aşk sürekli sevdiğini düşünme halidir. Sürekli onu zihninin, bilincinin, bilinçaltının, bilinç dışının hep gündeminde tutmaktır. Dolayısıyla patoloji değildir ama aşk bizim gündemimizdedir. Şimdi, evet gelelim teoriye. Bugünlerin önemli teorilerinden biri. Ben bunu şu şekilde Türkçeleştirdim. Ben tasavvuruna ötekini katma. İşte biz bilinci dediğimiz şey bu. Şimdi, Safiye Erol bunu romanda çok ilginç bir şekilde, müthiş bir benzetme ve benim çok sarsıldığımı benzetme. Safiye Erol'un iki küre benzetmesi yapıyor. Hatta ilerleyebilirim ama şimdi gitmeyeyim. İnsanlar da iki küredir. Ve bu iki küre eğer fezada ayrı hareket ederlerse zaten ayrı hayatlara giderler. Ama bütünleşirlerse işte o zaman yakınlık duygusuyla biz bilincine ulaşır ve zaten bambaşka bir boyuta taşınır. Hayatlarda, ilişkilerde. Ama bu beşeri aşk kısmı. Önemli olan o yine ilahi aşka götürülmesidir ki onu da belirtir. Der ki Nura'nın dilinden, beşeri aşk ilk olmadı. Çünkü eğer ben kendim beşeri aşka kaptırmış olsaydım ilahi aşka ulaşabilecek o süreç daha da yavaş olacaktı. Benim esas olan milli şuurum ve görev bilincimdir. Ama bu sürece ne kadar geç ulaşırsam o kadar da ağır ilerleyecektir. Şimdi baktığımız zaman aşk iki ayrı dünyanın, iki ayrı kürenin, iki ayrı insanın hayatlarının ayrı ayrı giderken yavaşça bir temas etmesi önce. Ardından işler yolunda gidiyorsa daha yakınlaşıyoruz. Daha yakınlaşıyoruz. Yakınlaşıyoruz. En son artık benliklerimiz, benlik de demek ne kadar doğru bilmiyorum ama hayatlarımız, özümüz birbirine karışıyor. Ve hemen Sermet'in ağzından bakalım. Biz. Dikkat ederseniz biz. Biz ihtiyarladığımız zaman, biz gelecekte şunu yapacağımız zaman artık biziz. Artık tek olarak, önceliği tek olarak düşünmeye vermeyiz. Veya sen benimsin. Bu biraz daha zaten daha romanın sorularında Selçuk'un da belirttiği gibi
aslında Türk toplumun ataerki söyleminin bir parçasıdır. Evet, o bilimdir diye düşünüyoruz. Ve Nuran'a bakalım. Diyor ki, bu aslında Nuran'ın kırılma noktasıdır da. Biri sana bütün ruhu ile inanır ve teslim olursa, fakat sen kendini bütün vermediğin halde ona aynıyla mukabele eder gibi yaparsan, görünürsen, bu en büyük ihanettir. Sen Yahudasındır. Ki zaten aslında ilahi aşka giden yolda Yahuda ile tanışıp, kendini ilişkini sorgulayıp, o süreci ilahi aşkı, görev bilincini hatırlayarak götüreceğim bir süreçtir. Şimdi şurada hudut yok zaten. Az önceki görselleştirmeyi hatırlıyoruz. Hemen şöyle tekrar geri dönelim. Evet, hudutlar kalkıyor yavaş yavaş. Bu batı perspektifli bir teori. Üstelik şöyle düşünelim. Türk toplumu daha ilişkisel benliğe, daha kültürel değerlere yakın. Buradaki benliğin sınırları böyle tamamen çizili değil. Şöyle kesik kesik aslında. Biz birbirimize karışan bir kültüre, beraberlik kültürüne sahibiz zaten. Şimdi Michelangelo fenomeni diyorlar yurt dışında. Bu nedir? Diyor ki, Michelangelo şöyle bir tanım yapıyor. Sanatta diyor, özellikle heykeltıraş, bir taştan bir heykel, bir sanat eseri ortaya çıkartır. O taşa bir ruh verir, bir hayat verir. Onu en mükemmel hale ulaştırmaya çalışır. İşte ilişkiler de böyledir. İnsanlar ilişki sürecine girdiği zaman partnerini ideal benliğinde, olmak istediği hale giderken yanında yoldaşlık yaparlar. Ve bu değişim nasıl olur? Benlik değişimi nasıl gerçekleşiyor? Bir değişim var. Kendi hayatlarınıza bakın isterseniz. İlişkilerimize baktığımızda başlangıçtan itibaren her türlü ilişkide az ya da çok bir değişim gerçekleştiriyoruz. Baktığımızda değerlik ve yön dediği iki çizgide gidiyor. Şimdi değerlik dediği olumlu özellik, olumsuz özellik. Yani değişimin olumlu mu gittiği, olumsuz mu gittiği. Yön dediği de azaldığı mı, arttığı mı. Şimdi benlik genişlemesi aslında ideal olan, beklenen, istenen. Benliğin olumlu değer yükünde artış olması ve aslında arzu edilir toplum tarafından, karşımızdaki tarafından arzu edilen yönlerin eklenmesi. Kendi var olan kapasitemizi daha ileriye taşıyacağımız bir süreç ve bu aslında aşk ilişkisinin varmasını istediğimiz, gitmesini istediğimiz yol. Şimdi Sermet'le Nuran'a bakıyoruz. Sermet bu süreçte Nuran'la birlikte bütün hayatını bambaşka bir yola götürüyor. Banyosu artıyor, tıraşı artıyor, kendine daha özenli davranıyor. Veya ilk defa mesela piyasaya çıkmaya karar veriyor ayrıldıktan sonra ama Nuran'la birlikte yaşadığı hayatın standartlarına ulaşabilmek için. Çünkü Nuran ona, onun yaşam alanına daha yüksek standartlarda yaşamayı ekledi. Mesela Numan'la Eklant'ın ilişkisine bakıyoruz. Aşk doruk noktasına ulaştığında şu oluyor. Ecnebi bir kadın sevdiği erkeğe Türk usulü zeybek oynayarak, üstelik de Türk topraklarında kurulduğu halde daha önce hiç Türk oyunu sergilenmemiş bir platformda zevk oynayarak onu onore ediyor, aşkını ilan ediyor. Ve bu o dönem için, o kuşak için müthiş bir şey. Veya Numan Eklant'ın ilişkisinde Numan maddi olarak zayıfladığı zaman Eklant onun için yeni yemekler icat ediyor. Yeni Türk tatlarını birleştirmeye çalışıyor. Benlik budanması dediğimiz kısım var. Budanmak dediğimizde ben bunu şu anlamda kullanıyorum. Evet,
aslında onun benlik tasavvurunun o olumsuz kısmını daha azaltmasına destek oluyoruz. Mesela bakıyoruz, Nuran'la birlikte bulunmak için manevi olarak kendine çeki düzen veriyor. Daima kendine dikkat ediyor. Ve artık onu tanıdığından beri daha intizamlı bir hayat kurmaya çalışıyor. Eskiden her parçası her daldayken, şimdi artık öyle değil. O daha ruhunun daha serseri kısmını törpülemeye çalışıyor. Benlik daralması dediğimiz kısım, bu işte artık olumsuza geçiyor. Diyor ki, benliğin, özümüzün, kendimizin olumlu taraflarımız vardır. Ama bazı ilişkiler bize iyi gelmez. İyi gelmediği zaman olumlu olan yanlarımızı daraltır, kırpar, keser. Kendimizi artık o ilişkide, özümüzü gür bir şekilde ilerletemediğimizi görürüz. Mesela Nuran'ın yaşadığı, herkesi ihmal etmeye başlıyor. Hayatını sevdiği herkesi, hayatının tek gündemi Sermet oluyor. Ve en önemlisi, onun hayatının mihenk taşı olan sanat, müzik, kenarlarda, köşelerde hiç dokunulmayan bir alana gidiyor. Gördüğünüz gibi aslında o ilişki, o duygu ona evet duygusal anlamda başlardı, saadeti getirdi ama ilişki ilerleyip de işler istediği gibi gitmediğinde onu en kendisinin en önemli tanımlı özelliklerinden de uzaklaştırmaya başladı. Benlik bozulması dediğimiz şey ise kişinin daha fazla olumsuz özellikler yüklenmesi. Mesela yeni olumsuz alışkanlıklar kazanması ya da daha olumsuz bir duygu durumuna gitmesi. Şimdi bakıyoruz, Nuran evlilik dışı bir ilişki yaşadığı için bu süreçte şunu fark ediyor bir konuşma sırasında. Sen adeti, ahlakı çiğnemiş bir kadınsın. Sen kendi benliğini, kendi değerini Sermetler, Müzeyyenler arasında yitirmiş birisin şeklinde bir öz eleştiri yapıyor. Ve aslında Safiye Erol'un evet, romanları veya genel olarak kurguları benlik sarsıntısına, öz sarsıntıya götüren ve böyle de ilahi aşka götüren bir süreç. Ve mesela aşkla ilgili metaforlarına baktığımızda çok daha net göreceğiz. Aşk bir sel, çılgınca akıyor. Şimdi Ülker Fırtınası, niye Ülker Fırtınası? Ülker Fırtınası daha genç olan Nuran'ın, Tayfun ise ihtiyar olan Numan'ın. Şimdi Ülker Fırtınası daha mevsimsel, daha gelip geçer. Dolayısıyla vursa bile kişi toplanıp ilerleyebilir. Çok ızdıraptan da geçse esneyip hayatına devam edebilir. Ancak Tayfun ihtiyar bedeninde onun yeniden kendini inşa etmesine izin vermemiştir. Ülker Fırtınası geçici bir mevsim tecellisi ise Numan'ın tepesinde dönen Tayfun'du. Nuran gençti. Onun vücudunda, ruhunda, gençliğin fırsında esnekliği vardı. O yanar yanar sonra bir mucize gibi istihale geçirir ve kendi külleri arasından tekrar dirilen Phoenix kuşu gibi yeni ufuklara kanat gerebilirdi. Aslında kurgu da tam buna gidiyor. Evet, yanıyor, yeniden doğuyor ve evet, ilahi aşk ve görev bilinciyle hayatına devam ediyor. Ve aşkla ilgili, beşeri aşkla ilgili çok vurucu bir cümlesi, baki kalan bu hubbede bir hoş sadaymış. Bu farkındalığa ulaştıktan, süreç bu noktaya ulaştıktan sonra zaten artık kanatları açılıyor ve başka bir noktaya uçuyor. Ne kadar var? 2 dakika. Şimdi o zaman mesela bu kısımda aşk kupasını metafor, çok güzel metaforlar kullanıyor biliyorsunuz Safiye Erol. İnanılmaz metaforlar. İnsan o metaforlar üstünden bile zaten bambaşka sorgulamalar yapıyor.
kupa ile ilgili aşk kupası, iki insan arasında en büyük seviye farkını bir eden iki varlığı aynı kaba dökülen iki su kabına benzetiyor. Ve eğer zaten o su kabı birleşip o mucizevi kuvvet, hani başta modelde söylediğimiz o yakınlaşma, kaynaşma, birleşme, bütünleşme ama kendine ait alanları da koruyarak gerçekleşmezse dağılıp gidiyor. Evet, beşeri aşkın özelliklerini ben sıralamıştım, toplumsal cinsiyet ilişkisini de ilgilendirmiştim ama burada bırakalım. Zaten asıl benim amacım bu modeli Safiye Erol'un kitaplarında, romanlarında nasıl ele aldıydı. Teşekkür ederim. Tekrar iki konuşmacıya da teşekkürler. Bu sefer Safiye Erol eserlerini iki kavram üzerinden, aşk ve ıstırap üzerinden ayrı ayrı ve ikisini yan yana düşünen bir şekilde yaklaşmış olduk. Sorularınız olduğunu tahmin ediyorum. Katkıda bulunmak isteyen, soru sormak isteyenler var mı? Ben belki bir katkı olarak hocama da çok teşekkür ediyorum. İkisinden de gerçekten çok etkilendim. İnanılmaz derecede beslendim. Duygu hocam bir yerde şey demişti. Berkas ablanın öteki katmada hani örnekler vermişti. Mesela biz kelimesinin özellikle anlamalarına değinmişti. Benim de aklıma şu geldi. Dinleyeli papazında Safiye Erol demişti ki özü bulunca gömlekler sıyrılıverir. Gerçekten bana da onu hatırlattı. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Yani benim bir sorum var. Şeyle yani size, ya bu aslında ülkeler fıkrasının başlangıcı ve sonu belki konumuzda yani düşünüyorum. Hani İsa ve Yahuda ilişkisinden bir Yahuda'yı suçlayan bir konumda anlayışın bir konuma doğru geçişi. Yani orada hem bu Hazreti İsa ve Yahuda metaforunu nasıl yorumlayabiliriz, hem buradaki dönüşümü sizin tartıştığınızda nasıl yayına görebiliriz? Yani. Tabii. Şimdi şöyle söyleyebiliriz. Şimdi aşkın asıl hali, yani insana iyi gelen hali benlik geliştirmesi dediğimiz kısmına denk geliyor. Bu da aslında pozitif psikolojinin konusu. Pozitif psikolojiden kastım şu, insanların olumlu özellikleri, olumlu yönlerine odaklanarak onların üstüne daha ileriye gidecek beceriler, donanımlar kazanarak ilerliyor. Şimdi Yahuda aslında oradaki kavramsallaştırmasını Yahuda'yı biraz metaforik de aynı zamanda. Zaten ülke yapmasını seçmemin nedeni odur. Herkesin hayatında bir Yahuda'sı vardır. Herkesin hayatında elinden yedirdiği ama sonra sırtından bıçaklandığı insanlar vardır. Ama işte bu dönüşüm sürecinde, bunu direkt modelle ilgilendirmeyeceğim ama bu dönüşüm sürecinde aslında insan affetmeyi de öğreniyor. Kendini affetmeyi, karşısındakini affetmeyi, her şeyden önce ilahi aşka yakışacak insan olmayı öğreniyor. O kamil insan evresine geçmeyi. Bu nedenle böyle yorumlayabilirim ama model üstünden yorumlayamam. Evet, yani böyle bir şeyle bir üst düzleme geçebilmek, evet. Yani bir aile, bir kötülüğün dışsal bir kaynak evet. Olarak çalışıyor. Mesela orada diyor ki, tam şu an cümlelerini ezbere söyleyemeyeceğim ama birileri beni sahte görüntülerle, sahte bakışlarla, sahte sözlerle kandırdıysa ben ona aldanmam, kırılmam, gücenmem. Aksine bana gerçeği olmasa bile gerçeğin görüntüsünü yaşatmıştır. Bu çok büyük bir affedicilik ve bunlar hepimizin ulaşması çok kolay değil. Bu çok büyük bir aşama ve bence ancak ilahi aşka ulaşan insan zaten gerçek anlamda bunu hayat prensibi haline getirebilir. Burada biraz da şey oldu yani beşeri aşk tecrübesi, ilahi aşk evet. Tecrübesi, estetik de değil, yani zaten sanatla ilişki iç içe geçip birbirini besleyip böyle bir açılmaya yol açıyor. Yani son olarak aslında şey, mesela babasıyla olan ilişki de burada önemli ve yani evet.
Benim tersi şey yollamam aslında. Evet, ben onları ilahi aşk kısmına gelemedim maalesef. Buradan hemen örnek vererek söylemek istiyorum. Sevmek ihtiyacı ezelidir. Sevmeli, inanmalı, bağlanmalı. Bunu çürük ve fani şeylere ne kadar bağlanılırsa o kadar. Fazla değil. Fakat iman, fakat teslimiyet. Bunlar ancak sabit ve mutlak bir hedefe sabredilen ruh kuvvetleri. Ve burada şöyle bir cümle söylüyor ileride. Bu çok çok önemli. İlahi aşkın o güçlü Allah inancı dayananın ruhusu şamandır, rüzgarla beraber her tarafa döner. Ama bağlı olduğu yerden şaşkın. İşte zaten Safiye Erol da Almanya sürecinde de bütün aldığı yurt dışı eğitim sürecinde de o şamandırdan hiç şaşmamayı başardığı için bu kadar kendi kültürünü yansıtan, özümseyen ve genç kuşaklara yansıtan, ileten bir misyon, bir konu edinmiştir bence. Yaşamından travmadan sonra bazıları ilerlerse oluşuyor, kahramanların bazıları ise İntihar ediyor ve bu süreci taşıyamıyor gibi bir tablo çıkıyor işin içine. Ben şöyle algıladım. İlahi aşk dendiği zaman o mutlak gücün içine varma, büyük bir aşkla, hatta dünyevi olandan uzaklaşma anlamındaki bir aşk değil. Teslimiyet, durumu kabul etmek ve bu süreç içerisinde de aslında ilahi aşk değil de İlahi varlığın gücünü kabul edip onunla beraber yaşayıp yeni bir sorumluluk bilinci geliştirmek gibi algılıyorum. İlahi aşk kavramını Safiye Erol'da. Yanlış bir değerlendirme mi bu? Yok. O şekilde yanlış diyebileceğimi değerlendirme değil kesinlikle. Zaten böyle bir şey söylemeye düşünme hakkında yok. Ama şöyle düşünüyorum ben. İlahi aşkı, ilahi gücü kendi benliğinde insanların ancak görev bilinciyle, pratiğe, yani aslında ilahi aşkın pratikteki görüntüsüdür bence görev bilinci ve milli şuur üstünden faaliyetlerine devam etmek. Detaylı incelemedim ben, biraz uzun tutmuşum zaman, o yüzden yetmedi. Aslında çok daha uzun ve derin noktaları da vardı. Ve aslında oradaki mesele tam şu, hiçbir şahsi derdi ve gayesi kalmadan kendini topluma adamak. Yani aslında Allah'ın peygamberi değil, Allah'ın ne derler ona? Elçisi de değil de neferi olmak. Tam oradaki bence neferi olmak. Ben çok kısa sizin konuşmanızla ilgili de yorumda bulmak istedim. Bana özellikle şey kısmı, yani birkaç kısmı, birçok kısmı ilgi çekici ama mesela Safiye Erol'daki kişilerin, batılılaşmış kişilerin zübbeler olarak değil de aslında o çifte ızdırabı yaşayan kişiler olarak çizilmesi edebiyat tabiatından da anlamlı geldi. Yani çok yaygın olan bir kadın, Tanzimat'tan bir devam eden, mesela Peyami'nin aynı dönemde Peyami'nin Sapanlı romanlarında da devam edilecek olan bir zübbe figürü yerine anlamaya çalışan, karikatürize etmeyen, o ıstırabı nasıl yaşadığını da gösteren, ona mesafesini ama ondan sonra da alabilen bir tutum olması anlamlı geldi. Tabii en temel katkımız yani orada şeyle, Nietzsche'ci eleştiriyle Safiye Erol'un eleştirisinin yan yana gelebileceği noktaları göstermeniz ve işte bunun çift aşk ıstırabı olarak kişilerde çıkabiliyor olması anlamlı geldi. Şeyle yani biraz sürenizi toparlayamadınız, bazı şeyler oldu. Eklemek istediğiniz şeyler var mı? Zannediyorum anlatabildim ama hani herhalde değil mi? Yani o ıstırap sonuçta çok insani bir şeydir. Fakat buna kültürler bir anlam verir. Yani Nietzsche'nin getirdiği yorum da her zaman bizim ahlak dediğimiz kavramların esasında anlam yüklemeleri ve dönemsel belli şeylerden etkilenen anlam yüklenmeleri olduğunu söyler. Dolayısıyla onları
bir şeceresine bakmak gerekir. Yani bunların iyilik veya kötülükle bir ilişkisini tekrar yorumlamak gerekir. Çünkü zaman içerisinde onlar o etkilerle belki de iyilikten korkmuştur diye bir şeyle başlar ahlakın soykütüğünde. Dolayısıyla orada bir farklı bir anlam yükleme söz konusu olduğunu kendisinin de seferlerini gösterdi düşünüyor. Çünkü boş yere öyle bir şekilde o yaşlı, çok görmüş, kemalete erdiğini söyleyen kadını konuşturmazdım ki bana bunu. Çünkü öyle tarif ediyor. Yani o artık kamil insan olmuştu diye tarif ediyor. Ve onun söylediği sözler bunlar. Yani o da diyor ki ben kendimden geçmedim. Tam tersine ben kendimden geçmediğim için kendi nefsime öncelikle şefkat ve merhamet gösterdiğim için ve bu acıyı sonuna kadar çekme cesaretini gösterdiğim için Hristiyanlığın kendinden geç diyen desturundan farklılık gösterebildim. Ve bunu kendi gene geleneğiyle bağlantılandırıyor. Dolayısıyla orada bir eski kuşak var, yeni kuşağın çektiği acı var. Yeni kuşak hem modernin ıstırabını çekiyor hem de aşk acısı çekiyor ve burada hangi tarafa gideceğini biraz kafası karışmış durumda. Burada onun ona tavsiyesi, eski kuşağın yeni kuşağa tavsiyesi ise bir dakika, bir sen önce ıstırap kavramına bak, nefsini nasıl koruman gerektiğini öncelikle bak ve bu ıstırap hani kötü diye adlandırılan şey ve bencillik de kötü diye adlandırılır. Fakat bunlar aslında gerçekten samimi bir şekilde yaşanırsa, insanın aşkı derinleşirse, Mecnun'un Leyla'ya duyduğu aşk gibi derinleşirse orada ona başka bir ihtimal sunar. O ihtimal de ilahlaşmış. Çok böyle bir şekilde oldu. Ben de yani Batı edebiyatı okumuş bir insan olarak benim de yolum öncelikle Batı felsefesinden geçti ve onun da o yani gidişine bakmak istedim. Bu özellikle şey de bana anlamlı geliyor. İşte kendini inkar etmek ve kendini bilmek üzerine yapılan ayrım. Evet, orada da kendine de bir sürü sorun var yani ben ekleyeyim soru olarak. Yani İslamiyet'te günah kavramı nedir, bunun Hristiyanlık'ta farkı nedir ya da işte çünkü şeyler çıkıyor, yani asli günah diye bir şey var Hristiyanlık'ta, onu da eleştirdiği, niçin eleştirdiği esas odur. Biz hani doğarken biz günahkar geliriz şeyidir, söyleyişidir. Oysa şimdi günahkar gelirsek aynı şey olamaz yani orada bir farklılık var ve bunun kültürel etkileri nelerdi ya da işte biz de acaba kendimizi modernleşme sonucunda günahkar bedenler olarak mı hissetmeye başladık gibi sorular bakalım. Evet, iki konuşmacıya da teşekkür ediyorum. Şimdi bir 15 dakika ara sonra üçüncü oturumla devam ediyoruz.